Hoş geldiniz yeni bir bölüme. Bakalım bu bölümde ne gibi sürprizler bekliyor bizi. Bu karşı çiftlikte çalışmalar var. Evet. Aynen o şekilde gizli bir bölmeli daha ev yapalım dedik. Bakalım beğenecek misiniz? Bunun üst kısmı tamamı camdan. Gizli sığınak tarzında. Herkes giremez, yasak. Şuraya bir kapı koymayı unutmuşuz. Evet, tamam. Burada patates, havuç, buğdayımız var. Bunların hepsi kapı. Şöyle görebilirsiniz. İnelim bakalım neler varmış aşağıda. Vay! Önce bir kapalı sığınağa benziyor. Bir bakalım şuna. Özel fırın malzemelerin konduğu, gıda maddelerinin konduğu, kabaklar, karpuzlar, samanlar, yosunlar. Oy oy oy, buğday buğday dolu yani. Her şeye hazırlıklı bir sığınağımız var. Gayet iyi. Yukarıdan burada bir şey oldu. Kesinlikle anlaşılmaz. Çok güzel. Buradan yan tarafta gözüküyor. Oo. Bir bakalım. Kapıyı örtelim de fareler girmesin, değil mi? Çalalım kapıyı. Tak tak tak. Ben. Sunucunuz. Bakalım. Neler yapmışsınız? Bir incelemeye gel. Sporlarına meraklısınız anlaşılan. Hemen karşımızda kung fu yapan insanlar var. Hemen mikrofonu size uzatalım. Nasıl karar verdiniz böyle bir yere? Vallahi kardeşim öyle dolaşıyorduk. Bir bakalım dedik bize uygun neler yapabiliriz. O şekilde karar verdiniz. Düşündük. Hem dedik bahçemiz olsun, sığınağımız olsun. Ama gökyüzünde de gece yıldızları seyredebilelim. Vay, çok güzel bir fikir. Sonra? İşte o zaman biz de böyle bir yer yapmaya karar verdik. Su filan getirmesi zor oldu ama biz yine de hallettik. Üst kısımda gördünüz tarlamızı. O kısımda tarlamızdan buğdayımız, patatesimiz, havucumuzu, benzer birçok sebzeyi yetiştirebiliyoruz. Bu yanımda gördüğünüz de yaratıklar yaklaşırsa alarm çalmaya başlıyor. Vay, süpermiş böyle. Evet, ondan sonra işte böyle çocuk hanım ben güzel bir yer yaptık. Vay vay vay, harika bir şey. Kitaplarınız bile var. Tabii kitaplarımız da var, masalarımız da var. Yani sehpa, buzdolabı. Yani her şeyimiz var. Burada yukarıya çıkmadan uzun süre yaşayabiliyoruz. Üst katı komple kahverengi bir brandayla kapattığımızda bize yukarıdan kimse göremez. Vay, çok akıllıca bir şey bu. Benim bile aklıma gelmezdi yani. Daha önce de size benzer bir, yani size derken yaptığınız eve benzer bir ev vardı. Birazdan onu da göstereceğim arkadaşlarıma. Tanıştığıma memnun oldum. Yine görüşmek üzere. Evi şöyle bir inceledik zaten. Her şeyiniz var. Tablolar var. Harika yapılmış. Çok güzel. Bak, musluklar da akıyor. Vay! Süper. Ben size bir de su hediye edeyim hemen burada. Şöyle neredeydi bu sular? Şuralarda bir yerde mi? Şurada, tamam. İşte bu. Tamam, bak şimdi buraya suyu koyuyorsun. İşte böyle. Tamam. Suyunuz da geldi hemencecik. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok sağ ol be kardeşim. Bayağıdır uğraşıyorduk. Suyu ne yapacağız, ne yapacağız derken sayende suyumuz da geldi.
Teşekkür ederiz. Görüşürüz ileriki zamanlarda inşallah. Tabii ne demek canım, biz her zaman buralardayız zaten. Yani fırsat buldukça uğramaya çalışırım. Canınız sıkılınca hemen bir alo deyin, gelirim iki muhabbete, bir kayfenizi içmeye. Eyvallah, çok sağ ol kardeşim, teşekkür ederim. Görüşürüz o zaman, bay. Bay bay. İyi günler. Kapıyı örtüyorum hemen. Bu arada arkadaşlar, size diğer evi de göstereyim. Bu yakınlardaydı. Evet, şurada bir yerde olması lazım. Evet, benzer bir. Burada çiftçiler gelişmiş. Şişt, ne yapıyorsunuz siz buraya? Hop. Duvar boyunda. Uyuyorlar mı? Bir şey yapmıyoruz değil mi? Evet, tamam, orada bir şey yapamıyoruz. Şişt, sen de. Ne yapıyorsun? Aaa! Oğlum hasta mısınız? Helal var, tuvalet var. Duvarın boyunda ne yapıyorsunuz? Oğlum şunlar çiftçi. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu evde de taşlar genelde kullanılmış. İnceleyebiliriz. Üst kısımda da burada da havuç buğdayımız var. Tablolar var alt katta. Yine sığınak tarzında granitten yapılma burası. Tik tak tik tak yapıyor. Burada korumamız var, saklanmış. Çıkamıyor mu? Ne yapıyor burada kalmış ya? Dur yardım edelim. Gel kardeşim, gel buradan çıkabilirsin bak. Tamam. Çiftçiler de burada malları kontrol ediyorlar. Edemiyorlar. Ya bir izin ver. Ev sahibi buradaymış. Bakalım neler düşünüyor. Ya bir bakalım. Çeli önce bir kontrol edelim. Bu içerisi de bayağı kalabalık zaten. Sor sor. Gözüne ne oldu senin? Ya hiç sorma kardeşim ya. Böyle çiftçilikle uğraşıyorduk. Hastalı birden gözüme geldi ya. Ya kardeşim, dikkatli olsana ya. Kara kalsan gibi olmuşum vallahi ya. Bu ne böyle? Aman dikkat edin, gözünüz çıkar vallahi. Bak testere mestere var yukarıda, kafanıza düşmesin sonra. Ha diyelim. Tamam sen git. Bak gözünü doktora gösterdin mi sen? Kahverengi olmuş gözün. Bak bir gözün yeşil, bir gözün kahverengi. Tavuk geldi, gagalayacak, kaçıyor. Kop 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 yapıyor. Hadi sen çık çık. Tavuk ne arıyor lan burada? Çık lan dışarı. Çık oğlum, dışarı çık lan. Hasta mısın? Bak kafaya çarptı. Çık çık bu. Ha. Öyle bir şey ya. İşte sen. Bak ben çıkınca bunlar giriyor. Sen. Oha. Hepsi gidiyor. Yok artık. Abo. Daha yok muydu lan? Ne yapıyorsunuz oğlum 50 kişi? Toplantı var içeride. Ha, daha geliyor. Neyse arkadaşlar, işte böyle. Gördüğünüz gibi ev. Bak merdiven var, gidiyorlar, nereden çıkıyorlar? Hasta bunlar ya. Neyse. İşte böyle gördüğünüz gibi ikinci evimiz de bu şekilde. Bu genelde taş kullanmış. Diğer evimizde de ağaç kullanılmış. Bunun diğer özelliği, odaları biraz daha büyük. Bahçe kısmı var. Deposu var merdivenin alt kısmında. Burada yatağa yattığın zaman gökyüzünde yıldızları seyredebiliyorsun. Bu açıdan çok harika. Bakın aşağıdan görebilirsiniz isterseniz yıldızları. Yine biz geldik. Hoş geldin, hoş geldin. Şu yıldızları bir kontrol edeceğim. Tamam. İşte arkadaşlar, gördüğünüz gibi yıldızları görebiliyoruz. Bizimki uykuya dalıyor hemen. Yıldızlar da çabuk gitti. Görüşmek üzere. Abone olursanız sevinirim. Yorumlara yazarsanız da çok güzel olur. Like atarsanız ayrıca sevinirim. Görüşmek üzere.